Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Biz evvelki videolarda bir robot kolu, basit iki boyutlu bir robot kolu, iki serbest kılıcı bir robot kolu. İleri yön kinematiği, ters yön kinematiği, işte Jacobian'ını hesaplamıştık. Yörünge planlamasına bakmıştık. Şimdi aslında dinamiklere bakacağız. Şöyle bir görsel var. Şimdi nedir bir robot kolun dinamiği? Aslında o robot kolun eklemlerinde oluşan bütün kuvvetlerin toplamına ve değişkenlerine, zamana bağlı değişimlerine, o robotun o eklemindeki dinamik denklemi denir. Çıktısı torktur, eklem torkudur. İşte kütlenin oluşturduğu kuvvetler, Coriolis kuvvetleri, işte merkez kaç kuvvetleri, yer çekiminin oluşturduğu kuvvetler şu şekilde bize tork verir. Yine burada şeydeki eklemlerdeki hareketten eklemlerdeki torka gitmeye inverse dynamic, yani ters dinamik denklem diyoruz. Burada işte tork, artık buradaki çıktığımız tork. Tork eşittir işte kütlenin oluşturduğu kuvvetler. Buna yükün, robot kolun kendi gövdesinin ağırlıklarının oluşturduğu kuvvetler. İşte Coriolis kuvvetleri, merkez kaçtan meydana gelen kuvvetler, yer çekiminden meydana gelen kuvvetler. Bunlar artabilir, sürtünmeden meydana gelen kuvvetler gibi gibi. Bu ne kadar çok dış etkeni bu işe dahil ederseniz o kadar ne olacaktır? Gerçekçi bir dinamik denklem elde edeceksiniz. Yine bu ileri yön dinamiğinde de gördüğünüz gibi eklem ivmelerini elde ediyoruz. Eklem ivmelerine nereden gidiyoruz? Eklemlerdeki torktan eklem ivmelerine gittiğimiz haline de ileri yön dinamiği adı veriliyor. Robot kolumuz yine basit kullandığımız bir robot kol. Bununla beraber bizim bugün kuracağımız sistemde yine biz bir eklem yörüngesi belirleyeceğiz. Bu yörüngenin önüne tekrar bir inverse dynamic bloğu atacağız ve amacımız bu planlanmış yörüngeden, inverse dynamic bloğundan eklem torklarını çekmek. Eklem torklarını elde ettikten sonra, bakın şurada eklem torklarını elde ettikten sonra iki farklı blok daha çıkacağız. Bir tanesi eklem torklarını direkt olarak robot kola vereceğiz ve robotun çizmiş olduğu uç işlerini çizmiş olduğu yörüngeye bakacağız. Bu ilk başta verdiğimiz yörünge ile sonuçta çıkan yörünge aynı mı? Ne farklılıklar var? Bunları karşılaştıracağız. Bir de işte ileri yön dinamiği, yine bu joint torklarından, eklem torklarından ileri yön dinamiği bloğu ekleyip buradan da ayrıca bir yörünge planı çıkaracağız. Eklem yörüngesi çıkaracağız. Şimdi bu üst tarafta gördüğünüz blok zaten girişle birebir aynı olması gerekiyor. Çünkü biri ters işlem, biri düz işlem. Arka arkaya soktuk. Bunlar birbirlerini nötrleyecek, direkt olarak verecek. Yani şu iki üst ve alttaki çıkışımız, biri bizim aslında verdiğimiz çıkış olacak, giriş olacak. Bir tanesi de gerçek fiziksel sistemden çıkan sonuç olacak. Bu ikisinin arasındaki farka bakacağız. Buna göre ne iyileştirme yapılabilir, ona bakacağız. Bunun için yine Simulink'te bir blok açtık. Boş sayfa. İşte browser'a geldik. Pardon. Şöyle sol tarafa atmış olalım. Clock'la başlayalım. Bir saat sinyali verelim. Biraz yavaş. Şöyle bakayım. Bir de şurada yine biz robot alakalı toolbox'a bakalım.
Bizim bakın burada inverse dynamic buralarda. Şu anda bana ne lazım? Şu benim işimi gör. Velocity profil. Bunda daha evvel polinomunu kullanmıştık. Bunu kullanmamıştık. Buna bakalım. Bununla başlayalım. Şöyle biraz yakınlaşalım. Evet, burada yine şunu bir açalım. İlk inverse demiştik. Inverse dynamics. Bunu da açalım. Şu biraz, evet. Şimdi bakın buradan çıkışımız Q pozisyon demiştik, açısal pozisyon. Q'de joint velocity zaten girişimiz bu şekilde net verilmiş. Q'de ikinci dereceden türevi acceleration. Bu şekilde bunları bağlamış olduk. Buraya bir constant vermek lazım. Bu, bakın şu FEX8 portu external forces'ları ifade ediyor. İşte M is the number of bodies associated with rigid body tree model. Yine joint torque output'larını N vektör olarak ifade ediyor. Force torque'lar olarak ifade ediyor. Ve şuradaki rigid body trees. Yine şurada bakın. Rigid body trees'in şurada tanımlı olması lazım. Dofiki arm şeklinde. Bunu şuradan yine kaydettiğiniz dosyadan açabilirsiniz evveliyatında. Import robot şeklinde. Ben de açtım daha demin. Dof 2 direkt çıktı zaten. Apply edelim. Ha, şuraya da constant vereceğiz. Buna zeros, sıfırlardan oluşan bir matris yazacağız. 6'ya 4'lük. Aynen. Tamam. Burada yine açalım şurayı. Bir de forward dynamics ekleyelim. Ha, pardon. Şimdi burada joint torque'u joint torque'a çektik. Amacım zaten tekrar görmekti. Config aynı. Joint velocity yine şuradan besledim. Şöyle. Ondan sonra şu kısmı buradan çektik. Constant'dan. Gelelim joint acceleration'a. Şimdi buradan joint acceleration olarak çıkıyor. Dolayısıyla biz buraya bir integrator koyalım. Bir tane daha integrator koyalım. Tamam. Evet, bu integratörleri koymamın sebebi acceleration'ı yükseltmek ya şeyde. Burada hıza, burada da tekrar şeye çevirdim. Şunun içinde şunu düzeltelim. Dof 2 diyelim. Şimdi şuradan baktık. Aslında şunu bakın joint trajectory devam ettik. Bunu elde ettik. Ne kaldı? Hemen alta bir tane robot ekleyeceğiz. Onu bağlamamız kaldı. Robotu komple daha evvelki örneklerden çağırabiliriz. Onu açmamız lazım. Open diyeyim. Buradan kopyalayalım. Şöyle robotu
çağırdık. Bunu subsystem yaparız şimdi. Ama burada bakın bir şeylere müdahale etmemiz lazım. Before ve forward'lar var. Buradaki eklemlerden biz joint angle'larını alıyoruz. Şimdi onları arttırmamız lazım değil mi? Bunlara girdim. Şimdi burada actuation. Şimdi bunları artık ben torque değeri vereceğim değil mi? None demiştik. O zaman provide torque input olacak. Otomatik bir compute dolanıyor. Sensing'de yine pozisyonu algılayalım. Tamam. Bunda da aynısını yapalım. Torque'umuz olsun. Pozisyonu algılayalım. Bu tamam. Şunda constant. Bunlar değil. Değil. Şöyle kontrol etmiş olalım. Bunu subsistem yapmadan önce şey lazım değil mi? Simulink'li PS Converter. Evet. Bundan bana iki tane lazım. İki tane çünkü sistemim var. Bir tanesi buna gidecek. Bir tanesi buna gidecek. Input sinyali burada artık torque olacağı için Newton metre değil mi? Apply. Bu Newton metre, bu da Newton metre olması lazım. Apply. Şurada bana ne lazım şimdi? Physicsal'da PS Simulink Converter. Buna bakalım. Inherit değil, Radian. Rad. Apply. Buradan da şeyi ölçtüğümüz için Radian olması lazım. Hop. Şöyle. Şu bir. Şu da iki. Tamam. Şu niye böyle göründü anlamadım. Bunu artık subsystem yapabiliriz. Şöyle seçelim. Subsystem. Burada şu bağlantıyı yanlış mı kurduk? Şöyle. Tamam. Şimdi oldu. Buna T1 buna T2 diyebiliriz. Torque 1, Torque 2. İşte çıkış output 1, output 2 olabilir ya. Ne diyelim? J1, J2 mi diyelim? Tamam. Robot. Tamam. Cillop. Bunu da bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi bakalım ne yapacağız. Şimdi şu zaten bizim birinci sonucumuz. İkinci sonuçlar da şunlar olacak. Eyvallah. Şuradan baktık. Artık bunu direkt inverse dynamic'ten, yani şuradan çıkan torkları buna bağlayacağım değil mi? Şimdi burada bizim iki tane şeyimiz var. O yüzden bana bir tane Max Mux lazım. Mux buraya lazım. Demux buraya lazım. Bu ne lazım? Buradan bir kere Demux. Bunu nereden aldık? Şuradan aldık. Eyvallah.
Biraz büyüteyim seni de. O çok kaba oluyor aşağıda. Hiç ellemeyeyim o zaman, boş ver. Bir tane buna, bir tane buna çektik. Buradan da bir de scope yapalım. Scope. Şimdi bu scope'umuzda da bakın şuradan sistemden 3 tane giriş olsun, değil mi? Bir tanesi ilk verdiğimiz trajektörü. Diğeri zaten matematiksel olarak ileri ve tersten çıkan joint trajektörü. Bunlar zaten birbiriyle aynı olmasını bekliyoruz. Bir de üçüncüsü asıl fiziksel sistemden çıkacak trajektörü. Bu üçünü o zaman 3 girişli bir layout'tan şöyle alt alta 3 tane olacak şekilde bir scope apply diyelim. Buna nereden geldi? Pardon. Tamam. Şöyle açtık. Direkt şunu şuraya bağlayalım. Birinciyi götürelim getirelim. Bak şuradan aldığımızdan buradan çıkaralım. İkinci de şu sistemden gelsin. Tamam. Oldu. Bundan sonra artık geriye run etmek kaldı. Run edelim. Bir görelim bakalım. Compile etsin. Çözüm bekliyor muyuz? Şunu kapatalım. Şunu da artık kapatabiliriz. Forward Dynamics. Port with dimension. Out port. Out with dimension. Input port. 4. Çarpalım. Odalar olur. Antarctic constant. Apply diyelim. Çözüyor şimdi. Güzel. Şuradan %100 olsun bakalım. Burada ben öyle bir yörünge şeyin içindeki default yörüngeye şey yaptım, riayet ettim. Şu constant değerlerimiz 6'ya 3 matris olacakmış. Bir de scope'dan grafiğimize bakalım. Yani şu ilk ikisi bakın şöyle tahminlenen yörüngelerimiz. X, Y, Z'de. Z'deki değişmediği için onu vermemiş. Şimdi zaten bu istenen. Tamam, bu buraya gitsin, bu buraya gitsin diye. Bu verilen giriş. Yalnız şuradaki bakın dinamikte şuradan bir ne var? Sapma var. Ama buna rağmen sistem bunu çok güzel observe etmiş. Bir daha bakalım duvar onu. Peki bunun sebebi ne olabilir? Code generation. Bir burada işte kontrol lazım. Çok kontrolsüz olduğu için demek ki burada bir şimdi burada şöyle baktığımızda yukarıdaki istenen yörünge alttaki ileri yön kinematiğinden bulunan yönünge. Yani şöyle bir benim beklentim şuydu. Birinci ile ikinci biraz daha şey olsun. Birbiriyle örtüsün. Üçüncü biraz daha böyle şey. Daha böyle sapsın. Ama üçüncü böyle düzeltmiş. Önemli değil. Bu biraz da bizim robotumuzla alakalı. Yani robot şu yapıda. Dolayısıyla mesela bakın şeyde hareketli torka binen bir yük yok. Bu kol yukarı doğru olsaydı o zaman iş değişecekti. Hem Z ekseni de girecekti. Daha böyle farklı bir grafik çıkacaktı. Şimdi bunu o zaman şey yapalım. Bir de işin içine PID'yi ekleyelim. Bu robotlar için. Bu kütlelerde
ne kadar ağırlık koyduk ama Z'de zaten gitmiyor. Gravity hesapladık değil mi? Burada mesela gravity, bodies, rigid body bir kütleye şey yapmadık, belirlemedik. O öyle olunca çok bir etkisi olmuyor. Otomatiklik ataletini aldık. Peki. Tamam. O zaman şöyle. Sistem bu şekilde. Biz buna bir de bir sonraki videoda olacak şekilde buna bir PID ekleyelim. Ve tekrar bakalım ne olmuş. Yani PID dediğimiz bir kontrol ekleyelim. Ne olmuş? Ne bitecek? Orada bir daha görelim.